Sevgili seyirciler, Kocaeli'de 2000 yılı öncesi yapılan okul binaları mercek altına alındı. Deprem analizleri yapılan okulların bazılarının yıkımına karar verildi. Halit Yılmaz'ın yanında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olacak. İşte biz de sözü vakit kaybetmeden bu konu özelinde Halit Yılmaz ve sayın konuğuna bırakalım Halit. Andayız ben. 1999 Marmara depreminin ardından geçen 24. yılın içerisine girdik ve bugüne kadar kentteki tüm okullardaki en kapsamlı fizibilite ve kontrol çalışmasıydı. Peki bu çalışma neticesinde ne oldu? Kocaeli 2 milyon üzerinde nüfusu olan ve öğrenci yoğunluğu olan bir eğitim kenti aynı zamanda. İşte az önce senin de söylemiş olduğun o soruların da cevabını Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan alacağız. Sayın Valim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şehit Alba İbrahim Karaoğlu'nun İlkokulunda bugün ilk sezonun ders zilini çaldınız ve bununla beraber geçmişe dönüp bakıldığında da son 24 yılın deprem sonrasındaki en kapsamlı fizibilitesi. Biraz bahseder misiniz? Bu okullar ne karar verildi? Kaç okul yıkılacak mı? Yerine yenileri nasıl yapılacak? Aynı zamanda sizin öteden beri kamu, özel sektör işbirlikleri yaptırmaya çalıştığınız okullar da vardı. Hepsinin cevabını sizden kısaca alalım Sayın Valim. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının öncelikle aziz milletimize, evlatlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz bir deprem kuşağında bulunuyor ve farklı da olsa etkileri ama tüm şehirlerimizi etkileyebilecek kapasitede en son Kahramanmaraş merkezli depremde de yaşadığımız gibi büyük bir üzüntü ve acı yaşadık. Dolayısıyla 1999 depreminden bugüne kadar birçok okulumuz yenilendi açıkçası ve bu konuda devletimiz birçok tedbiri aldı. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük eğitimin fiziki altyapısına yatırım da gerçekleştirdik. Ama biz bir kez daha tüm okullarımızı gözden geçirdik ve okullarımızda deprem performansını karşılayamayacak olduğunu düşündüğümüz binaları da yıkım programını almak suretiyle bu sene 28 okulumuz ve 600 dersliğimizi boşalttık. Ve bunlarla ilgili de bir yapım programı hazırladık ve kısa süre içerisinde yapımlarına başlayacağız. Bunun dışında özellikle yine bahsedebileceğimiz 314 derslikli 15 binamızın da güçlendirmesini yine son 3 yıl içerisinde gerçekleştirdik ve hepsini de bir kısmını geçen yıl bir kısmını da bu sene eğitim ve öğretim hizmetine vermiş bulunuyoruz. Şu an için 18.527 dersliğimiz var Kocaeli'mizde ve bu anlamda da özellikle derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle 23. Özel okul statüsü gibi. Evet, oldukça bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Diğer taraftan biliyorsunuz Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji şehri. Aynı zamanda son dönemde de bilişim ve inovasyon şehri olarak da öne çıkıyor. Bu kapsamda da özellikle iş insanlarımızın, hayırseverlerimizin eğitim yatırımlarına ciddi bir ilgisi söz konusu. Benim dönemde neredeyse 2,5 milyar TL'lik de yine hayırsever desteğini sağlayarak çeşitli eğitim kurumlarında protokoller imzaladık. Bir kısmını açılışını gerçekleştirdik. Bir kısmı da önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. 2023 yılına bakıldığında kentte ciddi bir okul yıkımı da gerçekleştirildi. Onları hariç o 28 okul, şu anda o okullar bugün eğitim öğretim için ders zili çaldı ama o okulların kapıları zincirli ve yıkılmayı mı bekliyorlar Sayın Vali? Şimdi açıkçası şunu söyleyeyim, biraz önce bahsettiğim 28 okulumuz ve 600 dersliğimizi şu an itibariyle biz yıkım programını aldık ve en kısa sürede yıkımlarını gerçekleştireceğiz ve yerlerine yenilerini yapacağız. Bu okullarımızı da en uygun taşıyabileceğimiz yakın okullara taşıdık, planlamamızı yaptık. Bugün itibariyle de evlatlarımız farklı okullarda, daha güvenli okullarda eğitim ve öğretime başlamış oldular. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle eğitimle ilgili çalışmaları malum ortada. Özellikle özel sektörü de sanayi kenti olunca özel sektörde bu işin içerisine dahil oluyor mu veya neresinde? Şimdi açıkçası bizim görüşmelerimiz devam ediyor. Sürekli hayırseverlerimizle projelerimizi görüşüyoruz. Geçen hemen önümüzdeki süreçte 250 milyon TL'lik bir protokol imzaladık. Spor lisesi yapılmasıyla ilgili olarak da. Şu anda halen görüşmelerimiz devam ediyor. Devam eden 2 milyarlık yatırımımız var hayırsever desteğiyle. Önümüzdeki süreçte daha da artacağını ümit ediyorum. Buradan da tüm hayırseverlere özellikle okul yapmalarını, eğitime yatırım yapmalarını çağrısında bulunuyorum. Peki riskli fiziki mekanınız var mı okullar açısından şu anda kendi için? Ne diyebilirsiniz bu konuda? Şimdi bu konuyla ilgili biliyorsunuz detay çalışmayı yapıyoruz, yaptık. Elimizde bir yol haritası var. Özellikle zaten 99 öncesini şu ana kadar bitirmiştik. 99 sonrası yapılarla ilgili de biliyorsunuz şu anda çalışmamızı tamamladık. Önümüzde bir yol haritası var
ve evlatlarımızı güvenli okullarda eğitim vermek üzere tüm çalışmalarımız bu kapsamda devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bugün Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda kentin eğitim öğretim sezonunun açılışı için ilk ders zilini çaldı ve ders başladı. Tabii bu kapsamda 17 Ağustos 1999 yılı öncesinde yapılan ve fizibiliteleri tamamlanan bütün onarımları alınan karotlarla, örneklerle ve yapılan ölçümlerle birlikte riskli olan 28 binanın yıkım kararı verildi ve o okullar tahliye edildi. O okullarsa yeni fiziki mekanlarda daha dirençli, daha güçlü binalarda kısa süreli misafir edilecek ve sonrasında ise okullar yapıldıktan sonra öğrenciler yeniden okullarına dönebilecek diyelim ve sözü sana bırakalım. Handa Özmen.